Herkese iyi akşamlar. Çok kısa bir gümüş videosu çekmek istedim ama konu aslında gümüş nereye giderden ziyade zaten bu konuyu uzun süredir tartışıyoruz. Nereye gider, ne zaman gider? Daha ziyade bir meslektaşımla yaptığım bir konuşmada bahsi geçen gümüşte manipülasyon var mı yok mu konusuydu. Gümüşün nereye gideceğini yakın zamanda zaten bir şekilde görüyor olacağız. Zaten takipte ediyoruz ama asıl konu manipülasyon konusu. Tabii bu konuyu ben karar verebilecek, şöyledir, böyledir diyebilecek kadar bilgi sahibi değilim. Bilgi sahibi olan insanlar var yazıp çizen bu konuda. Onları dinlemek daha mantıklı ama birkaç noktayla nereden bu konu ortaya çıkıyor onu paylaşmak istiyorum. Öncelikle Comex'deki stok datasına bir bakalım. Şurada biraz sıkıştırıp uzun bir süre geriye aldığımızda 1992'ye kadarki veriye baktığımızda zaten daha fazlası yok. Şu anda Comex stoklarında tarihinin en yüksek stok miktarını, gümüş stok miktarı olduğunu göreceksiniz. Şuradaki dipte aslında üzerine gümüş fiyatlarını koyarsak görüyorsunuz gümüşün en yüksek seviyesini gördüğü zamanlar. Bu tarihlere geri dönerseniz aslında işte Zero Hedge tarzı sitelerde çıkan yorum Comex'te gümüş kalmadı. Dolayısıyla fiziki teslimat gelmesi durumunda, istenmesi durumunda Comex bir krize girecek. İşte piyasada bulunan shortlar vesaire veya longların karşılığı yok tarzında o zamanlar yapılan spekülasyonlar da vardı ama şu tarih 2011 ve 50 dolar zirvesi önemli bir seviye. Şu anda da görüyorsunuz tarihi zirvesinde ve o tarihten yani zirve görüldüğü günden bu yana görülen en düşük seviyelere yakın bir noktadayız. Tabi az önce videoyu dikkatli izliyorsanız altta biraz detay vardı. Şurada iki tane detay görüyorsunuz. Eligible ve registered şeklinde. Registered dediğimiz aslında kaydileştirilmiş. Şunu tekrar bir sıkıştıralım. Kaydileştirilmiş stoklardır bu. Burada baktığınızda 90'lardan bu yana yaptığı zirvelerden bir tanesine yakın seviyede olduğunu görüyoruz ama tam yakın seviyede değil. Şimdi registered silver dediğimiz gümüş, kaydileştirilmiş gümüş aslında longlara bu fiziki teslimatı yapılabilecek gümüş miktarını gösteriyor. Gümüş anlamına gelir registered baktığımızda. Bunun diğer kalemi de 'eligible'dı. Yani nitelikli diyelim. Onu da aynı tarihten bu yana bakarsak orada biraz daha farklı bir durumla karşı karşıyayız. Az önce gösterdiğimde yeni bir zirve söz konusu değildi. Şimdi önceki seviyeleri oranla çok açık arayla yeni zirve yapmış olan bir stok tipiyle karşı karşıyayız. Eligible ne anlama geliyor? Eligible da aslında borsanın koşullarına uygun gümüş stokları anlamına geliyor. Nedir bu gümüş stokları? İşte bütün gümüş tiplerinde veya altın tiplerinde gördüğümüz belli bir ölçüde saflık gerekir. Şu oranda gümüş olması gerekir, şu oranda altın olması gerekir gibi bir standart vardır. İşte borsanın kabul ettiği bir rafineri tarafından bunun üretilmiş olması, daha doğrusu damgalanmış olması gerekir. Oradaki kalite standardına uygun olması gerekir. Ve netice itibariyle bu mal, bu gümüş Comex stoklarında getirip oraya emanet edebilirsiniz. Yani benim çok ciddi anlamda gümüşüm olsaydı bunu Comex'te hani İş Bankası'nda saklamak yerine Comex'te saklayabilirdim. Yarın öbür gün
bunu register edip short'la long pozisyonlara da teslim edebilirsiniz. Ama şu haliyle registered olmadıkları için, sadece eligible oldukları için teslimata hazır anlamında değildir bu gümüş stokları. Şimdi burada 215 rakamını görüyoruz. Manipülasyon konusu nereden geliyor? Buradan geliyor. Şunun büyüklüğüne bakarsak çok ciddi bir oranda gümüş olduğunu görüyoruz. JP Morgan'ın toplam stoklarında ve bu gümüşün de 2011 tarihinde, çünkü JP'nin bundan önce böyle bir operasyonu yoktu. Bear Stearns'ün batmasıyla beraber bu işe girdiler ve görüyorsunuz tam dibinde. Az önce paylaştığım, hani tarih olarak, gün olarak belki tam dibi değildir ama stokların en düşük, gümüş fiyatının da en yüksek olduğu tarihte JP Morgan bu işe girdi. 780 ile başlıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi 155 bine kadar çıkmış durumda. Burada da benzer bir detay var. Tek elle yazdığım için kusura bakmayın, biraz yavaş oluyor. Yine eligible olan miktarı görüyorsunuz. Burada 150'ye yakın olduğuna dikkatinizi çekerim. Az önce de bunun yine registered kısmına bakalım. Bu miktarın çok çok az olduğunu görebiliyorsunuz. Yani aslında teslimata hazır olan gümüş değil, kaydı olarak orada bulunan standartlara uygun gümüş miktarını JP arttırmış durumda. Ve hatta verinin seyrine baktığınızda 2016'dan bu yana mevzubahis olan miktarda hiçbir artış neredeyse olmadığını görüyoruz. Peki diğer kurumlardaki resim nasıl? Onu doğrudan CME'ye gidip bu veriyi çekebiliyoruz. Buradaki kurumları tek tek görebilirsiniz. Dünkü itibariyle raporlaması da yine bugüne yakın, yani dün itibariyle raporlanmış. Aşağı yukarı işte HSBC gibi önemli bankalarında olduğu bazı banka miktarlarını görebiliyorsunuz. Çok açık ara, net bir şekilde toplamın %50'sinden fazlası, ya %50'sinden fazlası JP Morgan'ın elinde duruyor. Dolayısıyla bir bu dikkat çekici bir nokta. Hem fiyatlar en tepede olduğu zaman bu işin içine girmiş, stoklar en dipte olduğunda, hem baktığınızda eligible stoklarda çok ciddi bir fark var, yükseliş var. Şurada diğerlerinin oranlarına bakarsanız, gerçi burada da düşük var ama bakın çok daha farklı bir resimle, çok daha dengeli diyebileceğimiz bir resimle karşı karşıyayız. Şunlarda miktar ufak olduğu için çok fazla önemsemiyorum ama büyük kurumların elindeki genelde biraz daha dengeli olma eğiliminde. JP Morgan'da çok net bir fark var bu ikisi arasında ve burada da çok büyük bir miktarını kendisi taşıyor. Dolayısıyla bu ciddi anlamda bir spekülasyona neden oldu. Tabii şu tarz haberleri de baktığımızda, örneğin geçen sene çıkmıştı. Burada yapılan bazı manipülasyonlar falan var. Gerçi bu junior bir trader, 36 yaşında, bahsettiğimiz büyüklükteki bir trader'den mümkün değil yapmış olması. 30 milyonluk trader zararı falan burada önemli bir miktar değil ama JP üzerinde neden radar oraya doğru dönüyor, bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi ikinci bir tablo daha göstereceğim. Bu tabi nereden takip ediyoruz? Biraz karışık olacak belki terimlere vesaire bakarken ama anlaşılması açısından bahsetmekte fayda görüyorum. COMEX
kim ne kadar mal gönderdi, teslimatta ne oldu vesaire, bunları tek tek yine bize raporluyor. Burada da görüyorsunuz 03.07 yani Temmuz'un 3'ü itibariyle bu veri elimizde var. Neye bakıyoruz? 5000 onsluk vadeli kontratlara bakıyoruz. Burada gördüğünüz C client'tır. Şurada H olarak gördüğünüzde house'tur. Yani müşteri ve şirketin kendisi olarak ayrıştırılmıştır bunlar. Burada yine jargon olarak gördüğünüz issues teslimatı yapandır. Stop veya stopper dedikleri de delivery teslimatı alanlardır. Dolayısıyla JP Morgan ne kadar teslimatta bulunuyor, ne kadar teslim alıyor vesaire, onu günlük olarak burada takip edebiliyoruz. 1000 onsluk gümüşe de baktığımızda yine takip etmek kolay. Veri buralardan rahatlıkla toparlanabiliyor. Şimdi ikinci bir nokta var. JP'nin COMEX'teki yani vadeli piyasadaki çok ağır stoklarını zaten görebiliyoruz. Buradaki soru işareti şu: bu kadar yoğun bir pozisyon tek bir kurum tarafından biriktirilirken fiyat nasıl olur da hiç hareket etmemiş olur veya çok az hareket etmiş olur? Şimdi ikinci bir dinamik daha var tabii. Burada biliyorsunuz gümüş ETF'i. ETF'lerin nasıl çalıştığına dair piyasanın çok bilgili olduğunu zannetmiyorum ama o konuya şimdi burada çok detaylı girmeyeceğim. Girersem biraz karışacak ama burada da JP Morgan'ın aslında önemli bir rolü var. Nedir o önemli rolü? Şurada görüyorsunuz fonun varlıkları bir saklamacı tarafından saklanıyor doğal olarak. Bu saklamacı da şurada gördüğünüz üzere JP Morgan. Bu nasıl saklanır, neler yapılır vesaire, bunun tamamının detayları var elbette girip bakarsanız ama saklamacının JP Morgan olması önemli. Bir de ikinci bir kavram vardır, Authorized Participants diye. Bunun içinde de JP Morgan'ın olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında JP Morgan SLV ETF'ini yaratmaya yetkili kurumlardan bir tanesi. Aynı zamanda da ciddi anlamda SLV'de ciddi anlamda değil, neredeyse tamamının var olan gümüşünü JP Morgan tutuyor. Peki var olan gümüş ne kadardır? Ona da hemen bir bakalım. Şuradaki tabloyu açarsak ne kadar ons olduğunu, şurada ciddi bir atak gelmeye başladığını görebiliyoruz. Bunun üzerine gümüş fiyatlarını da ekleyelim. Çünkü ilginç bir resim çıkacak buradan birazdan. Şimdi ETF miktarı, tutulan ETF'in miktarıyla, ki şurada görüyorsunuz tutulan gümüş miktarı arttıkça fiyatta da net bir artış var. Ama ondan sonraki dönemde aslında fonun elindeki ETF'in çok da, pardon, gümüşün çok da azalmadığını görüyoruz. Ama buna rağmen gümüş fiyatlarında çok net bir gerileme var. Tekrar söylüyorum, bu konuyu internette ararsanız çok net burada manipülasyon var, şöyle böyle diyen analizler görürsünüz. Ben o analizi yapmıyorum. Ben sadece ortadaki resmi ve neden böyle bir manipülasyon tartışması olabileceğine değiniyorum. Şimdi bunu, bu grafiği altın içinde isterseniz bakalım. Altındaki tutulan varlıklarla altının kendisini ekleyerek bir göz atalım. Buradaki durum biraz daha farklı. Bakın dikkat ederseniz altın zirve yapıyor. Ondan sonra bir düşüş var. Evet, ETF tarafında o düşüş henüz gerçekleşmiş değil. Doğal olarak perakende küçük yatırımcıya baktığınızda işte quantitative easing gelecek vesaire, dolar pula dönecek, şimdi de o muhabbetler başladı ama bu tip sohbetler varken işte Fed faizleri sıfırladı, altın atmaya devam ediyor küçük yatırımcı. Burada bir uyumsuzluk var ama çok kalıcı bir uyumsuzluk değil. Sonrasında baktığınızda altın fiyatlarıyla fonun içindeki ETF'deki altın miktarının
%100 paralel olarak hareket ettiğini görebilirsiniz. Gümüşte bu yoktu. Çok net bir şekilde bir ayrışma vardı. Şimdi bu da ayrı bir garip görüntü. Buradaki argüman ne? Aslında JP vadeli piyasayla elinde bulunan stokları kullanarak, ki burada regülatörlerin de izniyle veya regülatörlerin de göz yummasıyla, aslında vadeli piyasadan gümüş fiyatlarına bastırıyor. Fiziki taraftan da gümüşü topluyor. Elinde de hem kendi stokları, hem SLV ETF'inden kaynaklanan stoklar, hem de dönüp baktığınızda 2013'ten itibaren Amerika ve Kanada darphanelerinden aldığı gümüşlerle beraber, ki bunları da belli bir noktadan sonra COMEX tarafına çeviriyor, yani o dediğim eligible hale getiriyor, gümüşlerle kendi pozisyonunu toplayıcı haline getiriyor ve çok ciddi anlamda gümüş toplamış durumda. Bu gerçek olabilir mi? Yani şuradaki manipülasyondan bahsetmediğimi tekrar söylüyorum. Çok daha büyük bir resimden bahsediyoruz. Bu gerçek olabilir mi? Elbette gerçek olma ihtimali yüksek bir durum. Ama biz tekrar dönelim gümüş fiyatına bakalım. Buradaki problem hala altının öncü hareket ediyor olması. Dolayısıyla arka tarafta biriken bir enerji olabilir. Gerçekten bu kadar pozisyonun bir kurumda olması ilginç bir durum. Çok ciddi biriken bir enerji var. Ama bu bir türlü hayata geçebilmiş değil. Dolayısıyla buradaki strateji bu tip beklentilerle satın almaktan ziyade, çünkü bu tip beklentiler 2015'te de vardı, 2016'da da vardı, 2017'de de vardı, devamlı olarak da var olacak. Çünkü ne zaman hareketin başlayacağını tam olarak göremezsiniz. Ama şunu söyleyebilirim. Dönüp baktığınızda JP'de var olan bu pozisyon, bu pozisyonun ana niteliğini ben bilemiyorum ama pozisyonun büyüklüğü Warren Buffett'ın veya meşhur Hunt biraderlerin yaptığı spekülasyonun çok daha üzerinde bir miktar. Dolayısıyla piyasanın dikkatini çekiyor olmasının bir nedeni de o. Şimdilik bizim burada bakmamız gereken aşağı yukarı 15.50'leri, yani şu önceki tepeleri aşıp aşamayacağı, aşabilmesi durumunda 16.20'lere doğru, 16.10'lara doğru bir hareket yapacaktır ki burası aslında çok zor bir bölge. Uzun süre burasının destek olarak hareket ettiğini gördük. Hani Bitcoin'de 6.500-6.200'ler var ya, bu 16 seviyeleri, 16.10'lar bu seviyeye denk düşüyor. Dolayısıyla gümüşün burada gördüğümüz şu eski tepe, ki bu tepe tam bu seviyelerden döndü, direncinin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. 16.20'lerin üzerine attığı durumda bence artık liderliği altından gümüşe geçtiğini görebiliriz. O zaman yapılacak olan pair trade'ler var. Doğrudan gümüş hareketinin peşine düşebiliriz. Ama şu an için 16.20 aşılmadığı sürece gümüşte tam olarak yeşil ışığın yandığını söylememiz mümkün değil. Spot olarak muhakkak ki alınabilir. Ama kaldıraçlı, hani altının içinde söylüyordum, 1360 580 geçilmeden kaldıraçlıya gerek yok diye. Kaldıraçlı tarafta çok agresif olmamak gerekir diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar.